Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her zaman dediğim gibi kanalımın amacı insanların günlük hayatlarındaki yaşadıkları problemleri kendi başlarına çözmelerini sağlamak ve özgüvenlerini arttırmak. Arkadaşlar, bugünkü videomda herkesin evinde, mutfağında bulunan fırınların, ocakların arızalandığında arıza teşhisini nasıl yapacağınızı ve arızayı nasıl çözeceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Şu an benim ocakta bir problem var, benim fırında bir problem var. Açtığımda hata veriyor ve çalışmıyor. Hata kodu veriyor. Şu an açtım ocağı. F130 hatası veriyor. Şu şekilde göstereyim tekrar. Şurada hemen açtığımda F130 hatası veriyor ve çalışmıyor. Böyle kesiyor. İnternetten bu problemi araştırdığımda F130 hatasını Türkçe olarak bulamadım sonuç. Fransızca ve İngilizce sonuçlara baktığımda F130 hatasını anakart olarak verdi. Fırının içindeki anakart işlemcisi arızalı olabilir diye yazıyor. Şimdi biz bu anakart işlemcisine bakacağız. Sorun ne? Onu bir çözeceğiz. Çözmeye çalışacağız daha doğrusu. Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar, işleme başlamadan önce mutlaka sigortayı indirin. Tutamıyordum öyle bir şekilde. Şimdi arkadaşlar, burada bağlantı kabloları var. Bunu ilk defa söktüğümüz için bu kabloların tam olarak hangisi nereye geliyor bunu şey yapmak için ben fotoğrafını çekeceğim şu şekilde. Bir daha montaj ederken sıkıntı olmasın, hangisi nereye geliyor bileyim diye. Carte de puissance diye geçiyor bu. Carte mère puissance diye geçiyor. Şimdi problemi tam olarak bir daha çalıştırıp görmek için şöyle şase yapmasını engelleyip bir daha bir açıp bir bakacağım neyden dolayı yapıyor. Şöyle sigortayı bir kaldırayım. Fırını bir açayım. Şu an ocağı açtık. F30 arızasını verdi. Kapatalım. Bir daha arkadan göstereyim. Arkadaşlar, kameraya yansıdı mı bilmiyorum ama tam şurada bir tane direnç patlak. O sıkıntı yapıyor. Küçücük bir direnç şurada. Aslında bunu da değiştirebiliriz ama bunu bulabileceğimi pek zannetmiyorum. Çok mikro büyüklükte bir direnç. Bulabilsem bile çok uzun sürer gibi geliyor. Ben bu anakartın yenisini nasıl alabileceğiz onu göstereyim. Bu biraz daha basit. Evet arkadaşlar, şimdi anakartı sökeceğim. Anakart sökmeden önce yine az önceki gibi fotoğrafını çekiyorum. Çünkü her zaman yaptığımız bir işlem olmadığı için hangi fiş nereye geliyor onu bilmek için şöyle, evet, güzelce fotoğraflarını çektim.
Evet, anakart dediğimiz arkadaşlar. Şimdi bu anakartı internetten arayacağız, fiyatını nasıl bulabiliriz diye arayacağız. Bunun için fırının kozuna ihtiyacımız var. Fırının kozunda üzerine arkada yok, ben baktım. Şuradan hemen kapağı açtığımda hemen burada yazıyor. Arkadaşlar, ben parçayı internetten sipariş ettim. Parça geldi şu an. Makineyi olduğu gibi bırakmıştım. Tekrar geri çektim bu şekilde. Gelen parçaya hemen bakalım. Evet, bu eski parça elimdeki, bu da yeni gelen parça. Eski parçaya ben zaten işaret koymuştum şöyle siyahla. Arızalı olan dirençleri işaretlemiştim. İki tane direnç arıza veriyordu, patlama yapıyordu. Burada ve burada. Yeni parça da şu an elimde. Yeni anakart. Şimdi anakartı yerine takacağım. Daha önceden çektiğim fotoğraflara bakacağım ki fişleri takarken yanılmayayım diye. Anakartı yerleştirdim güzelce. Şimdi fırını test edelim arkadaşlar. Arkasını toplamadan önce çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Hemen saati ayarlayayım ben. Evet, saati ayarladım. Fırını açıyorum. Işığı yandı. Gayet güzel. Şimdi şeyi açıyorum, sıcaklığını, ısıtmasını. Isıtması çalışmaya başladı. Çalışıyor. Sıcaklık yükseliyor. Normal şartlarda şimdi atıp arıza kodu vermesi lazımdı. Ama vermedi hala. Gördüğünüz gibi arızayı çözüp, testini yapıp arızayı çözdük arkadaşlar.
Karşılaştığınız problemleri bu şekilde biraz düşünerek, biraz araştırarak aşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunu yaparken bütün sorumluluğun kendinizde olduğunu unutmayın. Bu tür elektronik şeylerle uğraşırken mutlaka sigortayı indirin, elektriği kesin. Bir sorunla karşılaştık. Arkadaşlar kanalımın adı Beceri TV. Beceri TV kanalımı ziyaret edip yüzlerce faydalı videolarımı izleyebilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi ama mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecekteki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ taraftaki zil butonuna tıklayıp gelecekteki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için ve sevdiğiniz insanların faydalanabilmesi için kendi sosyal sitelerinizde videolarımı paylaşın.